Merhaba sevgili Başaklar. 17-23 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta geçtiğimiz hafta dolunay olmuştu Aslan burcunda. Bu hafta ay küçülen ay fazında olacak. Hafta başında ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. 17 Şubat'ta akşam saatlerinden itibaren Terazi burcuna geçiş yapacak. Hafta başında maddi konular biraz daha gündeminizde olabilir. Bazı ödemeler alacak, verecek, fatura işlemleri olabilir veya bazı alışverişlerle ilgilenebilirsiniz sevgili Başaklar. Bu haftanın diğer önemli bir gelişmesi Güneş'in Balık burcuna geçişi olacak. Güneş 18 Şubat'ta Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiş yapacak. Sevgili Başaklar, Güneş'in Balık burcuna geçiş yapması önümüzdeki bir ay içerisinde özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konuları daha fazla gündeme getiriyor. Enerjinizi bu alanlara yansıtabilirsiniz. Hayatınızda bu alanlarda daha fazla canlanma olabilir. Enerjiler çünkü 7. evinizde olacak. Bu ay içerisinde bazı önemli ilişkiler, ortaklıklar ve var olan ilişkilerle ilgili bazı gelişmeler de yaşamanız gündemde. Evet, 19 Şubat haftanın birazcık zor bir günü. Kova burcunda ilerleyen retro Merkür ve Akrep burcundaki Satürn arasında kare açı söz konusu olacak sevgili Başaklar. Bu durum günlük hayatınızı biraz etkileyebilir. Özellikle Satürn'ün şu sıralarda iletişim evinizde olması, Merkür'ün de günlük hayatınızı, rutinlerinizi etkileyen yerde olması, günlük çalışmalarınızı, günlük rutinlerinizi etkileyebilecek iletişim problemleri yaratabilir. Ani kısıtlamalar söz konusu olabilir. Bu iletişim cihazının arızalanması, internetinizin kesilmesi veya günlük rutinlerinizde daha önceden planladığınız bazı planların bozulması, toplantıların, randevuların ertelenmesi veya seyahat problemlerinde bazı rötarlarla karşılaşmanız gibi konular gerçekten 19 Şubat'ta zorlayıcı olabilir. Çünkü Merkür sizin gezegeniniz. Dolayısıyla Merkür'ün aldığı sert açı en fazla sizi etkileyebilir. Sevgili Başaklar, sağlığınıza da biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Kronik bazı sağlık sorunları, sindirim problemi olabilir, bazı bağışıklık sistemi sorunları olabilir, soğuk algınlığı, grip gibi durumlar olabilir. Bunlarla ilgili de dikkatli olmalısınız, dinlenmeli ve beslenmenize özen göstermelisiniz. Evet, 20 Şubat'tan itibaren Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ayın Akrep Burcu'na geçiş yapması 22 Şubat'a kadar olan dönemde yine ilişkileri gündeme getiriyor. Daha fazla iletişim, konuşma, toplantı gündemde olabilir. Bu ay içerisinde bazı sözleşmeler de gündemde olabilir. Daha önceden devam eden işler varsa, bir süredir üzerinde çalıştığınız, ilgilendiğiniz işler varsa onlarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak yeni işler, yeni anlaşmalar, yeni başlangıçlar için Merkür'ün retro hareketinin bitmesini beklemeniz daha doğru olabilir sevgili Başaklar. Eksik işleri tamamlamak, ihmal ettiğiniz kavramlarla ilgilenmek, onları düzenlemek için veya bazı iletişim cihazlarınızda yenilemeler yapmak için bu devreyi verimli olarak da kullanabilirsiniz. 22 Şubat'ta Ay Yay burcuna geçiş yapacak. Ayın Yay burcuna geçiş yapması özellikle hafta sonunda eviniz ve ailenizle ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu hafta sonunda evde daha fazla zaman geçirebilir. Aile üyeleriyle bir araya gelebilir. Misafir ağırlayabilirsiniz veya siz ziyaretlerine gidebilirsiniz. 23 Şubat Güneş ve Neptün'ün kavuştuğu bir gün. Balık burcunda kavuşacaklar. Bu da karşıt burcunuzda olacağı için özellikle duygusal anlar yaşayabilirsiniz ilişkilerle ilgili olarak. Eşiniz veya sevgilinizle veya iş ortağınızla bazı romantik paylaşımlar olabileceği gibi bazı önemli yaratıcılıkla ilgili sanatsal çalışmalar, ruhsal ve manevi çalışmalar, bazı yardım faaliyetleri gündemde olabilir. Ancak yanılgılar da olabilir çünkü Neptün yanıltabilen bir gezegen. O nedenle Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek biraz hayalci olma ihtimaliniz var. Bu siz olmayabilirsiniz. Karşınızdaki kişi olabilir, partneriniz olabilir, ortağınız olabilir. Bazı yanılgılar içerisinde olabilir, kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Ya da çok fazla vizyon, çok fazla geleceğe odaklanmak nedeniyle günlük gerçeklerden biraz uzaklaşmak söz konusu olabilir. O nedenle daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Güneş-Neptün kavuşumunun yaratıcılığını verimli olarak kullanmak çok güzel. Ancak
çok fazla hayalci davranmamak gerekiyor sevgili Başaklar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra hafta içerisinde daha detaylı bilgi almak için günlük burç videolarımızı da gün gün izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.